Hümayla İyilik Sağlık Programı'ndan merhabalar efendim. Mutlu günler dileyerek yayına başlıyoruz. Bugün benim çok merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Ses bozukluklarını konuşacağız. Çünkü zaman zaman benim de sesimde franjitim mi var acaba? Sesimde çatlaklar oluşabiliyor, kısılabiliyor, tonu artabiliyor, değişebiliyor diye merak ettiğim bir konuydu. Bugün de doçent doktor Murat Doğan hocamla birlikte ses bozukluklarını konuşacağız. Aslında ses nedir? Nereden çıkışı var? Bunu da merak ediyorum. Bugün masamızda enine boyuna konuşacağız Murat hocamla birlikte. Kulak, burun, boğaz uzmanımız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Ses hastalıkları aslında evet. Gündemimizde çok olmayan, belki de sesimizde hafif bir kısıklık var, işte boğuldu, franjitim var ama hiç ses hastalığın var diye konuşulmaz değil mi değerli evet, hocam? Böyle ki, bir dikte etmeyi söylemeyiz gibi geliyor bana. Tabii ki. Ses her zaman ikinci plana atılır. Evet. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında da boğaz ağrısından daha ikinci planda kalır. Veya öksürükten daha sonra gelir. Çünkü sesimiz en ufak şeyde kısılabileceği gibi, tonunun bozulabileceği gibi enfeksiyonlarda da ses kısıklığı oluşacağı için bunun muhtemelen sesin enfeksiyonun geçtiği zaman kendisinin de otomatikman geçeceği düşünüldüğü için hep birazcık profesyonel ses kullanıcıları dışında evet. Birazcık daha ikinci plana itilir. Ama sesimizin ne kadar önemli olduğunu birazdan konuşacağız. Evet, hakikaten öyle. Şimdi biz öncelikle ses nedir'i sormak istiyorum. Ses çok önemli. Ben maske taktığım dönemde işte bu sesin, tınının, ifadenin o kadar önemli olduğunu anladık ki dedim ki ses olmazsa olmazımız. Evet. Öncelikle ses nedir, nasıl oluşuyor onu sormak istiyorum. Nereden çıkarak oluşuyor tabii sesler? Şimdi öncelikle ses nedir, bunu bir tanımlayalım. Sonra ses bozukluğu nedir? Ses kısıklığı demedim dikkatinizi çekerse, evet. Ses bozukluğu, bunu birazdan açıklayacağım. Şimdi ses aslında kişiyi tanıtan bir öğedir. Örneğin ben cinsiyetim, boyum, şeklim, şemalim baktığınız zaman bana uyan bir ses tonu, bir ses tınısı, bir ses şiddeti var. Dolayısıyla ben ince sesle konuştuğum zaman bu beni yansıtmaz. Veya da ben sesim çatallı olarak konuştuğum zaman karşıdaki kişiyi, dinleyen kişiyi rahatsız eder. Evet. Veya kısık sesle konuştuğum zaman veya sesimin şiddetini ayarlayamadığım zaman karşıdaki insanın konsantrasyonunu da ve beni dinleme kabiliyetini de azaltmış oluyor. Dolayısıyla ses kişiyi aslında birebir anlatan bir his. İyi bir ses nasıl olur? Bunu anlamak için sesin oluşumunu birazcık açmamız lazım. Sesimiz akciğerden gelen havanın ses telleriyle titreşmesinin ardından ses telinin hemen üstünde boğaz, dil kökü, gırtlak, damak, dudak, hatta yanaklarımız, diş etimiz, geniz kısmı ve sinüs dediğimiz yüzümüzdeki boşluklarda renk kazanmasıyla, bir tını kazanmasıyla oluşan bir süreç. Dolayısıyla ses kısıklığı tabiri bizim için kulak, burun, boğaz hekimleri, özellikle de ses bozukluklarıyla ilgilenen hekimler için yeterli bir tabir değil. Sesin bozukluğu bizim için önemli. Neden? Akciğerdeki bir problem ses bozukluğu yapabilir. Evet, ses tellerindeki problem ses bozukluğu yapabilir. Sinüs problemleri, kronik sinüzitler veya da diş etlerindeki problemler, dildeki problemler, bunların hepsi sesin tınısını, rengini, şiddetini, hatta perdesini bozabileceği için geniş anlamda baktığımızda bir ses bozukluğundan bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle çocuk yaşta en sık gördüğümüz genizden konuşma bir ses bozukluğudur. Veya genizden hava kaçağı bir ses bozukluğudur. Hepimizin yaşadığı bademciklerin çok şişmesi veya sinüs enfeksiyonlarında sesin çok tınısının bozuk olup böyle genizden bir ses çıkması, bu da bir ses bozukluğudur. Akciğer hastalarında, astım hastalarında, KOAH hastalarında yeterli havanın sağlanamaması ve ses tellerinin yeterli titreşememesine bağlı olarak oluşan ses kısıklıkları da bir bozukluktur nihayetinde. Nihayetinde tabii ki en çok gördüğümüz sigaraya bağlı ses teli problemleri veya kanser öncesi problemler direkt ses bozukluğu yapabilir. Evet değerli hocam, dediniz ki ses teli. Şimdi ses teli deyince de incecik bir telden bahsetmiyoruz değil mi? Titreşimden mi bahsediyoruz? Tabii nedir ki. Ses teli? Tabii ki ses teli aslında gırtlağımıza yerleşmiş ki yabancılar buna voice box dediğimiz ses kutusu derler. Ses kutusunda yerleşmiş iki tane aslında bir ligament dediğimiz yapıdır.
Çok çok da büyük bir yapı değil aslında. Gözümüzde canlandırdığımız gibi toplam boyutu 11 milimetre, 15 milimetre arası ve kalınlığı da 2-3 milimetre kalınlığında bir yapıdır. İçerisinde bir yüzeyel kısmı var ki titreşen kısmı birbirine eşit dalgalanmak zorunda. Onun altında bir kas yapısı var. Sesin tınısını ayarlayan, inceltmek istediğimiz zaman, kalınlaştırmak istediğimiz zaman kasılıp gevşeyen. Onun altında bu ses tellerinin kaslarının bağlandığı yapılar var. Toplam 5 adet küçük küçük katmanlar var. Bu katmanların her biri sesin renginde bir değişiklik yapar. Sesin kalitesinde bir değişiklik yapar. Aslında basit gibi görünen çok çok da karmaşık bir mekanizma ile çalışır ses teli. Ses telinin titreşmesi, az önce bahsettiğimiz akciğerden gelen havanın ses telini titreştirmesi aslında sadece bir basit bir ses üretir. Bu ses daha sonra az önce bahsettiğim yukarı kısımda renklenir ve şekillenir. Evet, hakikaten bunlar çok önemli çünkü sesimiz bizi ifade ediyor. Biraz önce Murat Hocam'ın dediği gibi şöyle bakıldığı zaman da işte Aytül'den gelen ses ne olduğu belli. Benim sesimde tabii, eğer ki bir kalın olduğunda hasta mısın diye sorulabiliyor. Üşüttün mü, niye sesin böyle çok mu konuştun diye sorulabiliyor. O yüzden aslında karakteristik özelliklerimiz de sesimize doğru orantılı ilerliyor değil mi değerli hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten ses bozukluğunun bir kısmı da kişiye uygun olmayan ses tonudur. Bunlar da tedavi edilmeli. En sık gördüğümüz nedir? Özellikle ergenlik çağındaki erkek çocuklarda sesin ince çıkması. Normalde neyi bekleriz? 14-15 yaşlarında bir erkek çocuğun ergenliğe girdikten sonra ses tellerinin birazcık tonunun ayarlanması, vücut tarafından ayarlandıktan sonra sesin daha kalın bir sese dönmesi yavaş yavaş bekleriz. Bu çocukta 15-16 yaşlarındaki bir erkek çocukta ses ince çıkıyorsa bu bir ses bozukluğudur. Ve bakıldığı zaman dikkat çeker. Karşıdaki insanın dikkatini çeken bir ve kötü anlamda dikkatini çeken bir ses bozukluğu olarak tedavi edilmesi gerekir. Aynısı bayanlar için de geçerli. Özellikle sigara içen bayanlarda ses telinin çok kalınlaşması ve ödemlenmesi sonucunda telefonda beyefendi diye hitap edilen bayanlar var. Bu da bir ses bozukluğudur. Evet. Peki değerli hocam, hasta ses bozukluğunu nasıl anlar ve ne kadar süre sonra doktora gitmesi gerekir? Ses bozukluğu tabii ki kişiye göre değişir. Örnek veriyorum. Sigara içmiyorsunuz, alkol kullanmıyorsunuz, herhangi bir şikayetiniz yok. Bir gripal enfeksiyon geçirdiniz, sesinizde bir değişiklik hissettiniz. Evet, bunun için bekleyelim mi? Tabii ki bir hafta bekleyelim. Bunun için çok telaşlanmaya gerek yok. Bunun farklı bir terapi yöntemi var. Ama sigara kullanan, uzun zamandır sigara kullanan, alkol kullanan veya profesyonel ses kullanıcıları, bunlarda ses bozukluğu bir miktar daha toleransa açık olmadığı için hızlı bir şekilde bir kulak burun boğaz hekiminin görmesi gerekiyor. Görmemizdeki asıl amaç tanıyı koymak değil, hastada bir sigaraya bağlı oluşabilecek problemi erkenden keşfedebilmek. Dolayısıyla hani bir şikayeti olmayan, bir problem olmayan, bir riski olmayan hastalar bir hafta 10 gün bekleyebilir sesinin düzelmesi için. Ama bahsettiğim risk grubundaki hastalar için buna çok tahammülümüz yok. İvedi bir şekilde hastanın endoskopik değerlendirilmesi yapılmalı. Olmadığı en azından göz önüne konulmalı. Peki değerli hocam, dediniz ki kötü alışkanlıkları varsa nargile gibi, sigara tabii gibi, alkol gibi ses tellerine zarar verebilir. Bunun yanında beslenme şeklimiz de sesimize zarar verir mi? Gastrit oluşumuna, ülser oluşumuna? Şüphesiz. Bizim ses telleri bozukluklarında özellikle en sık gördüğümüz ses tellerine bağlı olmayan bozuklukların kaynağı reflü ve mide problemleridir. Aslında reflü hepimizin düşündüğü gibi işte bir takım şikayetler ne gibi? Yanma, ekşime, hazımsızlık, bazen ağza acı su gelme. Asit. Gibi evet, asidin etkilerine bağlı şikayetler olur ama %30 ila %35 oranında bunların hiçbiri olmadan sadece ses problemiyle bile gelebilir hastalıklar. Dolayısıyla hastalarda bir kronik ses problemi var ise reflü muhakkak, mide problemleri muhakkak bir kenarda aklımızın köşesinde durmalı. Bunu en güzel teşhisini yine muayeneyle koyabiliriz. Peki değerli hocam, burada hemen yanımızda mucizevi iksir diyorum ben buna. Suyun etkisinden bahseder misiniz? Beslenme tabii deyince, reflü deyince su nerede devreye tabii giriyor? Ki. Su ses tellerinin en güzel besin kaynağıdır. Bunu sadece içtiğimiz zamanki temasıyla değil, kana geçtiği zaman suyun ses tellerini nemlendirmesiyle, hatta su içildiği zaman akciğerdeki havanın da nemlenmesiyle ses tellerinin daha güzel dalgalandığını, daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Suyu çok az içen
insanlarda özellikle ses tellerinde damarlanma artışı, bu damarların en ufak bir öksürükte, en ufak bir ses tonunun yükseltilmesinde, çığlıkta, bağırmada hemen açıldığı ve birdenbire ses kısıklığının başladığını görüyoruz. Hastalarımıza ben en azından günlük 2,5 litre, ki bunu daha basit anlamda hesapladığımız zaman 30 kilograma 1 litreyi muhakkak tüketmelerini öneriyorum. Bazı hastalarımdan çok az geri dönüşler oluyor. Bir bardağı zor içiyorum diye. Tabii ki lıkır lıkır bardağı içmek zorunda değiliz ama sürekli ıslatmalıyız boğazımızı. Hem vücudun genel faydası açısından ama özelde konuştuğumuz ses sağlığı için vazgeçilmezimiz sudur. Evet değerli hocam, yine baktığımız zaman ses hastalıklarında bu konuyu işleyeceğimizi söylediğimde bir arkadaşım dedi ki işte ses tellerine ameliyat yapılıyormuş ya da işte ses terapisi diye bir şey varmış, bunları da sorabilir misin dedi. Tabii ki sorarım dedim, çünkü ses teli muayenesi nasıl oluyor? Tabii. Ben de merak ediyorum ve sonrasında hakikaten ameliyat mıdır yoksa ses terapisi midir, nasıl bir tedavi yöntemi işleniyor? Öncelikle ses hastasını nasıl değerlendiriyoruz? Tabii ki sesle ilgilenen tecrübeli hekimler hastayla aslında ilk merhabalaştığında kafasında birçok tanıyı aslında elemiş oluyor. Hastayla birazcık sohbet ediyoruz. Ne yapıyoruz? Hani ses tonunu, tınısını, rengini, perdesini, akciğer problemini veya daha da basiti hastanın ses kullanım tarzını öğreniyoruz. Daha sonrasında hastanın kullanmış olduğu ilaçlar, tabii ki sigara, alkol alışkanlıkları, nargile alışkanlığı veya da diyet beslenme mesleki bilgilerini aldıktan sonra bunların hepsi bizde kafamızda aslında listelediğimiz tanıları ufak ufak aza indirgememizi sağlıyor. Daha sonrasında bizim için en güzel tanı yöntemi nedir? Endoskopik muayene. Neden endoskopik muayene önemli? Çünkü ses tellerini direkt görüyoruz. Kamerayla ekrana yansıttığımız ses tellerinin dalgalanmalı, kapanması, uzaklığı, kısalması veya ses telindeki damarlanma, polip, kist veya tümör, kitle gibi anormallikleri direkt gözümüzle gördüğümüz için bizim tanımızda ufak bir şüphe dahi bırakmıyor. Daha sonrasında tabii ki ileri tetkikler var ama bunlar ses telinde hiçbir problem yokken kullanım hatası ile ilgili bir ses problemi varsa bir takım ileri tetkikler yapıyoruz. Bu ileri tetkiklerden kastım nedir? Ses analizleri. Hastaya belli bir saniye, belli bir sesleri söyleterek ekrandan sesin analizi, hangi seste problem var, hangi tonda problem var ve hangi frekanslarda sorun yaşıyoruz ki bu bize daha sonrasındaki tedavi sürecimizi de kolaylaştırıyor. Tabii ki bir problem varsa biz daha sonrasında cerrahi mi, terapi mi, ilaç tedavisi mi, davranış değişikliği mi veya profesyonel ses kullanıcısıysa sizin gibi ses tellerine daha az travma oluşturacak bir takım ısıtma egzersizleri veya şan derslerini vererek tedaviyi ona göre planlıyoruz. Peki değerli hocam, cerrahi ne zaman gündeme gelir, cerrahi müdahale? Cerrahi müdahale her şeyden önce ses tellerinde terapiyle düzelemeyecek kadar büyük bir polip. Polip dediğimiz aslında iyi huylu bir şişlik. Neden oluşur? Sesi çok kötü kullanmayla oluşur. Bunun benzeri nodüldür. Nodül daha çok böyle ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda veya kız çocuklarda sesi çok kötü kullanmak, çok bağırmak veya sürekli telefon konuşması yapan kişilerde sesin çok yorulmasına bağlı olarak artık bir anlamda nasırlaşma. Birebir aynı değil ama kafamızda canlansın diye o nasırlaşmaya bağlı ses tellerinin birbirine tam denk gelemeyecek şekilde kapanmasına bağlı. Nodüllerde terapi ama büyük kistlerde, poliplerde veya kötü bir hastalık düşünüyorsak muhakkak cerrahi düşünmeliyiz. Mümkün mertebe cerrahiden uzaklaşıyoruz. Neden? Terapi gibi bir silah var elimizde. Ses terapisiyle düzeltebileceğimiz bir ses bozukluğu ise öncelikle onu deniyoruz. Ama muayenede bunun çok mümkün olmadığını veya hastanın çok terapiye kooperasyonun olmayacağını düşünüyorsak direkt cerrahi düşünüyoruz. Ama şüpheli, örnek veriyorum, sigara kullanan bir hasta, nargile içen bir hasta, alkol alan bir hastada ses kısıklığı var, ses telinde hafif bir ödem var. Kesinlikle onun kötü bir şey olmadığını görmeden içimiz rahat edip terapiye başlayamayız. Muhakkak surette cerrahiyle oradan en azından biyopsi almalıyız. Evet, çünkü baktığımız zaman şu anda gençler arasında maalesef kötü alışkanlıklar çok fazla arttı. Özellikle nargile kafelerin artmasıyla birlikte bir bakıyorum
çok küçük yaşta kullanmaya başladılar ve sesler değişebiliyor. Asitli içecekler tabii, tüketiyorlar. Tabii. Biraz daha böyle fast food içecekler de baskılıyor sanırım. O anlamda da biraz sıkıntı yaşıyor tabii, gibi geliyor bana gençlerimiz. Fast foodlar, asitli içecekler başlı başına hem ses tel düşmanı hem mide düşmanı. Çok keskin bir belki bilgi olacak ama asitli içeceklerin birçoğu kanserojendir. Ve hastalarım oldu. Sigara kullanmayan, nargile kullanmayan, alkol kullanmayan ama asitli içecek bağımlısı olup da gırtlak kanseri olup maalesef kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Hiç masum değiller. Fast food başlı başına. Nargile sigaradan daha tehlikeli. Maalesef. Daha yoğun bir dumana maruz kalıyorsunuz. Hijyen açısından da sıkıntılı. Tabii ki gençlerin bunları bildiğini düşünüyorum. Umarım kısa sürede vazgeçerler bu huylarından. İnşallah. Şimdi değerli hocam ben böyle dersime çalışırken ses bozukluklarının sebeplerine baktığım zaman psikolojik bozukluklar, nörolojik bozukluklar ve yapısal bozukluklar denmiş. Ama psikolojik bozuklukları merak ettim açıkçası. Evet. Sese nasıl yankı yapıyor? Evet, aslında ses teli bir kas yapısıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla hani sıkıntılı anlarda, stresli anlarda hatta uykusuzluk dönemlerinde bazı insanlar bunu vücudu baş ağrısı olarak yansıtır. Bazı insanlarda bel ağrısı, bazı insanlarda karın ağrısı. Kimi hastalar migrenim arttı der, kimi hastalar uykum var der, kimi hastalarda uykusuzluk şeklinde gösterir. Stres bazı insanlarda da ses telinde spazm yapar. Kasılmaya bağlı olarak ses teli birbirine tam kapanması gerekirken açık kalır. Hasta bunu uğraşsa da kapatamaz. Dolayısıyla da hastada çok ciddi anlamda kısık tonlu bir ses çıkmaya başlar. Evet. Hasta konuşurken bu şekilde konuşur. Yani seslerini aslında hiç birbirine değdirmiyorum. Bu bir psikolojik yönüdür. Bir başka psikolojik yönü de kasılmanın daha lokal olduğu ve hastada patlama tarzında ses çıkışlarının olduğu süreçtir. Bu da yine kamerayla baktığımızda endoskopik muayenemizde veya sesle ilgili analiz, akustik analiz yaptığımızda hangi kesimde problem var, hangi kasta problem var, bunu keşfettikten sonra tedavi, özellikle bunlarda terapi, kesinlikle cerrahi düşünmüyoruz çoğu zaman, terapiyle çok kolay çözülebilen ses bozukluklarıdır. Peki nörolojik bozukluklar dediğimiz zaman değerli hocam? Tabii ki nöroloji dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen tabii ki beyin hastalıkları ve sinir hastalıkları. Beyinle ilgili özellikle ses telini inerve eden, ses telini hareket ettiren sinirler var. Bu sinirlere yapılan bir bası veya o sinirlere beslenmesiyle ilgili bir problem, beyin hastalıkları. Veya tamamen beynin içindeki Parkinson gibi, Alzheimer gibi, multiple skleroz, MS gibi bir takım nörolojik hastalıklar ses teline giden siniri etkiler. Dolayısıyla ses tellerinden birisi çalışmayabilir, birisi az çalışabilir veya birbirine uyumlu çalışmayabilir. Bunlar da farklı farklı boyutlarda ses problemi yapar. Evet, hakikaten bunları merak ediyordum ben de. Özellikle psikolojik sorunlarda bozuk sese nasıl bir yansıma yapıyor diye. Evet. Yapısalı da anlatmıştınız zaten. O yapısal şekilden değil mi? Tabii ki. Yani baktığımızda direkt gördüğümüz ses telindeki oluklaşma, polip veya işte kanama veya ödem dediğimiz bunların hepsi yapısal ses problemleri. Peki terapiden bahsedelim biraz. Ses terapisi nasıl olur? Tabii ki. Ses terapisinin esprisi şudur aslında. Hastaya birincisi mevcut ses problemini düzeltmek. İkincisi bu sese alıştırmak, üçüncüsü de hastanın tekrar o ses problemi oluşmasın diye bir hayat tarzını değiştirmek. Nedir bu? Mesela ses telinde bir nodül var diyelim örneğin. Nodül neden oluşur? Az önce bahsetmiştik. Sesi çok kötü kullanmak, çok aşırı kullanmak veya çok kaba tabiri hoyrat kullanmak. Öncelikle, nasıl olur doğru ses kullanımı? Doğru ses kullanımında her şeyden önce belli bir tınının üstüne çıkmayacağız, altına da inmeyeceğiz. Yüksek bir sesle konuşmak ne kadar ses telini yorarsa kısık sesle konuşmak da yorar. İkincisi telefon görüşmelerinde kişi kendi kulağıyla aldığı ses teli frekansının uyumunu sağlayamaz. Dolayısıyla da telefonda daha gergin bir ses konuşması olur. Farkında değiliz bunu. Ses konuşmalarını minimale indirmek, telefon konuşmalarını minimale indirmek. Tabii ki çok çığlık atmamak. Bunu en çok nerede görüyoruz? Çok çocuklu ailelerin. Annelerinde tabii ki anne haliyle çocuklarına bir şekilde sesini duyurmak istiyor. Veya erken dönem ilkokul, ana sınıfı, kreş dönemlerindeki öğretmenlerde görüyoruz. Sesini çok kötü kullandığı için artık ses teli birbirine çok aşırı ve güçlü çarpmasından dolayı küçük küçük noktacıklar oluşuyor. Ve ses bozulmaya başlıyor. Bunu gördüğümüzde tabii ki önce o sesteki küçük kabarcıkları tedavi edeceğiz.
Sonra bu kişi hayatına devam edecek. Aynı döneme geçtiği zaman yine oluşacak. Bunu engellemek. Nasıl yapacağız bunu da? Öncelikle hastaya ev egzersizleri, ev ödevleri. İkincisi tabii ki bir takım önerilerimiz, şunları böyle yapın, bunları böyle yapmayın gibi. Daha sonrasında da hastanın ses tellerini sürekli gevşek tutacak bir ısınma dönemi. Ev hanımlarında bunu çok sık görüyoruz. Farkında olmadan çok fazla seslerini kullanıyorlar. Ve bununla ilgili de ben genelde terapiyle düzelttikten sonra hastalara bir de sabah kalktığınız zaman şu egzersizlerle başlayın güne veya gün içerisinde ara ara şunları yapın. Bunlar nefes egzersizleri, diyafram egzersizleri, ses ısıtmalar gibi. Tabii ki profesyonel sesi işte sunucular, spikerler, din görevlileri, öğretmenler, hatta daha da profesyonel olan şan veya tenorlar, sopranolar, baritonlar. Onlarda tabii ki daha sert egzersizler yapıyoruz. İlaç kullanımı önemli. Çünkü bizim ülkemizde maalesef çok fazla rastgele ilaç kullanımı var. Mesela alerji ilaçları ses telini çok ciddi anlamda kurutur ve direkt sesi bozabilir. Bunun dışında sık gördüğümüz pastil kullanımlar, özellikle mentollü pastiller veya okaliptus içeren, nane içeren pastilleri kesinlikle önermiyorum ses sağlığı için. Bunlar ses tellerindeki nemliliği aldığı için kuru bir ses teline neden oluyor. Ve dolayısıyla çok rahat ulaşılabiliyor. Çok bu kolay, pastilleri çok kolay. Tabii ki. Hocam, yani hasta bazen bana geliyor. Evet. Yani o kadar kurumuş ki ses teli. Çok basit bir öksürükten dolayı ses teli kanamış boylu boyunca. Onun için hastayla birazcık böyle ayrı ayrı, her hastayı ayrı ayrı ele alıp değerlendirmekte fayda var ama ses terapisi bizim açımızdan, hani sesle ilgilenen bir hekim açısından bulunmaz nimettir. Çünkü hastaların birçoğunu cerrahiden kurtarırız terapiyle. Evet değerli hocam, aslında bizler vücudumuzu tanımıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü neden? Doğru nefes almayı bilmiyoruz. Şimdi siz dediniz ki diyaframdan nefes almayı. Ben de bu doğru nefesle ilgili bir arkadaşımla bir terapiye gittim. Hakikaten doğru nefes almadığımızı. Evet. Öğrendim. İşte burundan nefes alıyoruz, ağızdan veriyoruz. Ağızdan alıyoruz. Bütün gece ağızdan uyuyan arkadaşlarım var ki benim oğlum da öyle. Biraz nefesi bilmiyoruz. Doğru nefes alma tekniklerini bilmiyoruz. Ses tonumuzu kullanmayı bilmiyoruz. Ve mesela şimdi pastillerin sesi kuruttuğunu da bilmiyoruz. Değil mi değerli hocam? Bu tarz programlar yaparak da inşallah farkındalığı arttırırız. Çünkü benim de yakın çevremde hafif bir öksürü olduğunda pastile gidip başvuranlar var. Bu anlamda da bunu öğrendim. Benim için de iyi oldu. Evet. Doğru nefesten konuşmak istiyorum biraz değerli hocam. Doğru nefes nasıl olmalı ve sese etkisi nedir? Şimdi öncelikle biz genel olarak insanların birçoğu akciğerlerinin yalnızca %60 ila 70'ini kullanıyoruz. Aslında %30 akciğerimizi kullanmıyoruz. Evet öyleymiş. En büyük sıkıntımız bu. Bunun içerisinde bizi en çok rahatsız eden, ne kadar az akciğeri doldurursak ses tellerine gönderdiğimiz hava miktarı da o kadar az olur. Devamı nedir? Ses telleri daha az çalışır. Yukarıya daha az ses tonu gider ve daha çabuk nefes almak ve ses tellerini daha uzun süre kullanmaktan mahrum kalmış oluruz. Akciğerimizi kabaca ikiye böldüğümüzde bir alt kısım var, bir üst kısım var. Şu kısım. Tabii ki seyircilerimiz kendileri deneyebilirler. Bir ellerini göbeklerine, bir ellerini göğüslerine koyduğunda aslında aldığımız nefes, rutin hayatta aldığımız nefeste hep üst taraf havalanır. Üst taraf şişer. Biz egzersiz programlarında istiyoruz ki alt taraftan başlayalım. Buna karın nefesi, batın solunumu denilebilir, diyafram nefesi olabilir. Profesyonel ses kullanıcıları, hatta öğretmenler, hatta din görevlileri hepsi aslında batın solunumunu, karın solunumunu öğrenmek zorunda. Çünkü siz batın solunumuyla, karın solunumuyla başladığınız zaman akciğerlerinizin %100'ünü değil ama belki %85, 90'ını, 95'ini de doldurarak daha sağlıklı bir nefesle başlıyorsunuz konuşmaya. Tabii ki sadece bu mu? Bu basit bir ses kullanımı için akciğer egzersizi. Solunum egzersizlerinin ucu bucağı yok. Akciğeri yandan kullanmak, akciğerin tek tarafını daha hızlı doldurabilmek, verdiğimiz nefesi genizden verebilmek, ağızdan aldığımız nefesi akciğerin bir tarafına yönlendirmek gibi birçok profesyonel sesle ilgili nefes kullanımları var. Ben de sesle ilgilenmeye başladığım dönemlerde nefesimi evet bir miktar iyi kullanıyordum. Ama daha sonra bir nefes koçluğu eğitimi aldım. O zaman fark ettim ki ben dahi aslında nefesimi çok çok iyi kullanamıyormuşum.
Dolayısıyla ben kendim öncelikle nefesimi düzeltmeye başladım. Ama herkesin muhakkak surette belki profesyonel bir nefes koçluğu eğitimi değil ama en azından nasıl kullanılması gerektiği, bir akciğer nasıl kaliteli kullanılır, akciğer ne kadar güzel kullanılırsa inanın bana kas dokusu, kalp dokusu, beyin dokusu da o kadar güzel oksijenleniyor ve daha sağlıklı bir yaşam başlamış oluyor sadece nefesle. Evet, ben de doğru ses tınısını kullandığını bildiğim için doğru nefes alıyorum diye düşünüyordum, evet. Ama nefes koçluğuna, nefes terapisine gittiğim zaman da hakikaten böyle benimle birlikte 10-15 dakika doğru nefes almayı gösterdiler bana. Yapamadım. İşte sırtının üstüne değil, yüzün üstüne yat, burayı, karnını hisset falan, evet, dediler. Biz ki aslında doğru nefes aldığımızı düşünenlerdendik. Evet. Ama maalesef doğru nefes almıyoruz. Peki doğru nefes burundan alıp ağızdan mı verilir yoksa direkt ağzın alıp ağızdan mı verilir değerli hocam? Şimdi burnumuzda çok güzel bir mekanizma var. İnanılmaz güzel bir mekanizma var. Burnumuzun içerisinde etler var. Küçük küçük etler. Bu etler hepimizde var. Bütün insanlarda. Etlerin görevi var. Çok önemli bir görevi var. Birinci görevi havayı ısıtmak. Öyle güzel ısıtır ki -10 derecede aldığınız nefesi akciğere göndermeden +10 dereceye çevirir. İkincisi nemlendirmek. Kuru havayı aldığınız zaman bu etler o havayı nemlendirerek akciğere gönderir. Üçüncüsü küçük mikroorganizmalardan, mikroplardan, tozdan, topraktan arındırarak gönderir. Dolayısıyla ağzımızdan aldığımız bu nefeste bunların hiçbiri olmayacağı için kuru hava, soğuk hava ve arındırılmamış, evet, hava akciğere direkt gideceği için farenjit ataklarını, ses tel enfeksiyonlarını veya akciğerle ilgili astımla ilgili atakları daha sık görüyoruz. Çocuklarda özellikle sık farenjitin veya erişkinlerde sık farenjitin en büyük sebebi burnu kullanılamaması. Dolayısıyla bir kişi eğer sık farenjit, sık boğaz enfeksiyonu geçiriyorsa ilk önce burnunun kontrol edilmesi gerekiyor ki bu hasta gece uykuda veya gün içerisinde burundan nefes alıyor mu? Eğer almıyorsa bu işi çözmemiz gerekiyor ki farenjit düzelsin. Evet, bir çiçeği koklar gibi nefes alıp mumu, evet, üfler gibi çıkartmamız, evet, gerekiyor, evet, sanırım. Bu çok çok önemli. Peki sesimizi korumak için ne yapmalı soru başlığımdan önce hangi yaşlarda görülür de sormak istiyorum. Yaşla birlikte çünkü büyüklerimizde de böyle bir ses tınısının kalınlaştığını görüyoruz. Ses bozukluklarının belli bir yaşı var mı değerli hocam? Her yaşta değişiyor. Mesela çocukluk yaşında en sık gördüğümüz az önce bahsettiğim nodüller. Yani sesi çok kötü kullanan, özellikle erkek çocuklarda oluyor okul çağı. Neden? Çünkü okulda sürekli bağırışıyorlar veya işte spor yaparken arkadaşlarıyla seslerini kullanamıyorlar. Veya işte ergenlik dönemine gelmiş erkeklerdeki sesin ince olması veya kız çocuklarında özellikle sesin tam oturamamasına bağlı problemler yaşıyoruz. Birazcık daha büyüdüğü zaman özellikle böyle 20 yaşlarına geldiğimiz zaman sigara kullanımına bağlı veya işte strese bağlı ses bozukluklarını görüyoruz. Ev hanımlarında gördüğümüz ses bozukluklarının bir kısmı çocuklu ailelerde farklı. Erkeklerde özellikle gördüğümüz ses bozuklukları çalıştığı ortamın gürültüsüne bağlı olarak farklı. Veya sürekli konuşması gereken işte çağrı merkezleri gibi kişilerde daha farklı. Yaş ilerledikçe ses telleri, saçın beyazlaması gibi, cildin sarkması gibi bütün organlarda oluşan bu yaşa bağlı küçülme, incelme, eski gerginliğini kaybetme gibi problemler yaşlılıkta ses tellerinde ortaya çıkıyor. Ses telleri artık kalınlıklarını kaybettikleri için birbirlerine daha sert çarpma ve dalgalanma paternini kaybettiği için biz buna yaşlılığa bağlı ses bozukluğu diyoruz. Daha tonları düşüyor, daha kısık, daha kaba tabiriyle enerjisiz bir ses ortaya çıkıyor. Bunları da terapiyle aslında o tekrar gücünü, gerginliğini sağlayıp aslında normal sese 3 aşağı 5 yukarı çevirebiliyoruz. Evet, bu çok önemli. Çünkü ben de böyle sesime enerji kullanmayı sevenlerdenim. O yüzden böyle yaş aldıkça sesin enerjisi, tınısı değişirse diye de korkuyorum. Ama terapiyle de bunu engelleyebiliyoruz, evet, değil mi, evet, değerli tabii hocam? Tabii ki. Evet, bu da çok çok önemli. Hemen ses estetiğini de sormak istiyorum. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geleceğiz. Siz bir röportajınızda ses estetiğinden bahsetmiştiniz, evet, değerli hocam. Nedir ses estetiği? Ses estetiği aslında kişiye uygun olmayan sesi kişiye uygun hale getirmek. Aslında basit anlamda bu. Ama bunu en çok neyde görüyoruz? Mesela sesi cinsiyetine uygun olmayan insanlar. Bunları en sık erkek çocuklardaki ince sesi kalına çevirmek. Hormon bozukluğu olan hastalardaki cinsiyetine uygun sesi yakalamak veya cinsiyet değişikliği yapmış olan hastalarda yeni cinsiyetine uygun ses tonunu yakalamak. Bu illa
her hastada bir hastalık sonrası oluşan bir şey değil. Bazı insanlar kendi ses tellerinin anatomisini bilmediği için sesin çok kalın çıkıyor, biraz inceltebilir miyiz? Veya sesin çok ince çıkıyor, bir tık kalınlaştırabilir miyiz diyebiliyor. Tabii ki bunu radyo ayarı gibi ayarlamak mümkün değil ama hani sesi çok ince çıkıyorsa, bir bayan sesi gibi çıkıyorsa erkeğin sesi, bunu erkek sesini evet çevirebiliriz. Tam tersi erkek sesi gibi çıkıyorsa bir cinsiyet değişikliği yaptı, bayan oldu, karşı cinse geçti. Bunu inceltmemiz gerekiyor. Bu sefer de ses telinin küçük manipülasyonlarla işte kalınlığını artırarak, inceliğini artırarak veya alt üst kıkırdak dengesini birazcık daraltarak cerrahi olarak bu ses estetiğini sağlıyoruz. Terapi de bir ses estetiğidir. Çünkü sesini tam kullanamayan kişiler aslında nasıl bir cevher olduğunu bilmeyebiliyor. Çünkü o cevheri hiç çıkartmamış. O hastalara küçük oktavlarla, küçük egzersizlerle, şan dersleriyle küçük küçük aslında gerçek sesini bulduğumuzda, ki böyle hastalarım var. İşte sonradan CD çıkartan, albüm çıkartan, musiki korolarına dahil olan hastalarım var. Evet, benim sesim buymuş diyor. Aslında bu da bir ses estetiği. Evet değerli hocam, şan dersleri dediğiniz zaman merak ettim. Orada çünkü tınılarla mı oynanıyor? Tınıyı mı tanıyoruz? Tabii ki. Yani şan dersin esprisi tam Türkçe deyimiyle ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması. Ben ne söylüyorum, kulağım ne duyuyor? Çünkü her nota farklı, her insanda farklı nota yorumu var. Ses teliniz size ne kadar müsaade ediyorsa, her kişiye 5 oktav, her kişiye 6 oktav, 4 oktav öneremeyiz. Ama en azından şunu önerebiliriz. Bakın, ben bir ses dinleteceğim size. Bunu piyanoda daha sık yapıyoruz. Piyanodaki bu sesi bana bir verir misiniz? Bu tınıyı, bu notayı bir verir misiniz? Hasta o notayı aslında verebilecekken veremiyor. Neden? Çünkü ses tellerini hiç ona yönelik kullanmamış. Biz aslında hastaya o piyanonun verdiği o tını sesini direkt kendisinin de verebileceğini gösterebilmek, bunu öğretebilmek. Tabii ki en baştan itibaren diyafram kullanımı, ses telinin kullanımı, pozisyon, postür. Çünkü malum profesyonel seste bir postür olayı vardır. Nedir? Asil duruş dediğimiz, göğsün biraz öne çıktığı, karnın biraz geride kaldığı, ses teliyle gırtlak ve akciğerin aynı düzlemde olduğu bir duruş. Bunları öğretmek veya kişinin ses telindeki tınısını, geçişlerini, perde geçişlerini, hani bir notadan diğerine nasıl geçilir, keskin bir geçiş yapmadan nasıl hafifçe geçilir, perde kaydırma, perde atlama egzersizleri gibi daha profesyonel bir çalışma şan dersi. Evet, merak ediyorum. Ben de çünkü ses tınım güzel ama maalesef ki hiçbir şarkıyı söyleyemeyen biriyim. O yüzden aslında şan dersleriyle başlanabilir mi? Çünkü kaset, albüm deyince de hafiften bir merakım başladı. Peki değerli hocam, yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. Ben tabii konu çok güzeldi. Hemen konuyu sordum ama bana geçen programı yaptıktan sonra dediler ki niye bu kadar değerli bir hocayı çok kısa tanıttın? Biraz da kızdı izleyiciler. Hemen sizin mesleki yapılanmanızı, verdiğiniz hizmetleri de konuşalım mı? Çünkü Hüma bünyesine çok yeni girdiniz. Evet. Kulak, burun, boğaz uzmanısınız. İyi ki de geldiniz. Ben şahsım adına çok çok mutlu oldum. Eminim Hüma misafirleri de çok mutlu olmuştur ama önce bir sizi de tanıyalım mı değerli hocam? Tabii ki, tabii ki. En çok merak edilen şey, Kayserili misiniz, nerelisiniz? Evet. Aslen Sivaslıyım. Babamın görevi nedeniyle silahlı kuvvetlerden emekli. Muhtelif yerlerde gezdik dolaştık. Eğitimime Erciyes Üniversitesi'nde başladım, yüksek eğitimime. Sesle ilgili, yutma ile ilgili bozukluklara merak saldım. O konuda ilerledim birazcık. Özellikle çocuklardaki konuşma bozukluğuna. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bununla ilgili eğitim aldım. Daha sonra ses eğitimini yine İstanbul'da çok değerli bir hocanın yanında devam ettirdim. Şehir hastanesinde akademik hayatıma devam ettim. Daha sonra özel hastane tecrübem oldu ve Hüma Hastanesi'nde yeni bir oluşumla güzel bir başlangıç yaptık. İyi ki de yaptınız. Çok da güzel oldu değerli hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim sizin gibi doktorlara işini güzel yapan, güzel ifade eden, kendini güzel ifade eden doktorlara ihtiyacımız var. Aslında doktor da demeyelim. Kendini iyi ifade eden, hastasına sevgiyle yaklaşan insanlığa ihtiyacımız var. Bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle yaptığımız programlar da çok keyifli. Yerinize ziyaret ettiğimde de her hastayla bu güler yüzünüz hiç değişmiyor. Hep ilgiyle ilgileniyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Çok sağ olun. Ediyorum. Çok sağ olun. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun efendim. Mutlu gülümsemeler hep sizinle olsun.